Yarım saat var açılmasına. Ne yapacağız şimdi? Kayseri'de happy hour vardır aslında, var ya. Kayseri'de? Bu saatte? Bira mı içeceğiz Deniz? Ne var ya? İyi, Melis kızıyor diyorsan açıkça söyle yani. Ne alakası var be? Ben seni düşündüğüm için dedim. Sonra sarhoş olup etrafa seks diye mesaj atarsın falan. Sen nereden biliyorsun ya? Herkes her şeyi anlatmak zorunda mı? Annene seni Kadıköy'ün en iyi mantıcısına götüreceğiz deyip buraya getirmiştik, hatırlıyor musun? Üf, ne sinirlenmişti ha. Ay, kudurdu kudurdu, mimarlığı bırakıp aynı böyle bir yer açacağım demiştin. Kızım alemsin, gerçekten alemsin ya. Kadını fitil etmek için elinden geleni yaptım. Oh olsun, oh beter olsun. Gerçi sonra intikamını da iyi aldı. Nasıl? Beni senin nişanına çağırdı. Hı. Senden mi aldı, benden mi acaba? Sana ne oldu ki? Nasıl olacak ya? Kızım hiç değişmeyecek misin sen, ha? Kendinden başkasını hala görmüyorsun ya. Lan sana ne olacak? Sen evleniyorsun be. Evet, evleniyorum. Ve maalesef ömür boyu Özgür dallamasının yüzünü göreceğim. Hay sıçacağım Özgür'e ya. Sen Melis'in yüzüne bakacaksın oğlum. Ne kadar güzel yüzü var kızın. Daha ne olsun? Haklısın. Çok mutlu olacaksınız ha. Çok. Kesin. Hı. Senden bir şey isteyebilir miyim? Ne? Şu barmen konusunda bir özür. Barmen mi? Hı. Ha. Yok artık sen de şanssın zor. Deneyeyim dedim. Hayırlı olsun. Dükkanın artık senin. Teşekkürler. Ne yapacaksın şimdi? Pavyon falan açarım belki. Kolay gelsin. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Yaptın ev. Onu sen niye bir şey yemiyorsun? Bak tabağım bomboş ya. Yedim ya. Bak şimdi sarması çok güzel. Yedin mi bunu? Yok. Gerçekten çok güzel bak. Onur. Ben yerim ondan sonra. Nasıl kalmış? Çok güzel. Yok eyvallah. Yedin. Gel. Aç ağzını. Aç ağzını. Geliyor. Geliyor. Aç ağzını. Kocaman kocaman. Ya be bu inat ya. Aç aç. Tamam tamam. Oh. Ben hiçbir bok anlamadım ya. Bunun şu an mutlu olması gerekmiyor mu? Ah buldum. Nervous breakdown. Yani sinir krizi. Sebepler? Geçmeyen iş stresi. Var. Uzun süren maddi kaygılar. O zaten var. Travmatik bir event, boşanma, ölüm gibi filan bir şeyler diyor. Tamam, babasının gayrimeşru çocuğu olduğunu öğrenmek. Sayılır, evet. Anne baba boşanması da var zaten. Bak her şey tamam. Hmm. Her şey okey. Hepsini anlıyorum da. Yani kızgın olsun, sinirli olsun, her yeri dağıtsın, tamam da efkar neden? Bence başka bir şey var bunun altında. Eski sevgilinle evleniyor diye ondan intikam almaya çalışırken aslında hala onu sevdiğini anlamak ve bunu kendine bile itiraf edememek ve en yakın arkadaşlarının da bunu anlamayacak kadar deniyor olması yazıyor mu bunlar orada? Sizin jenerasyonda aşkla ilgili bir bug var ha. Yemin ediyorum. Her şeyde süpersiniz. Ama konu bu aşka gelince tıkıyor. Evet. 30 aydır çocuklarıyız biz. Terk edemeyen annelerin kızlarıyız. Biz de onlarız. Ama çözdük abi mevzuyu bir şekilde. Bu çocuk var ya sana sırılsıklama aşka.
aşkından oyuncu olmaya kalktı, gelip sana söylemeye cesaret edemedi. Sen de aynı böyle Japonca film izler gibi bakıyorsun bana, bir bok anlamadın. Sayonara. Denize bakalım. Evet. Yanıyor. Buyurun efendim. Burası sıcak mı, sıcak mı? Benim için fark etmez ya. Sen seçtiğiniz. Melis. Yani Melis. Melis, gerçekten kapansın artık bu konu. Ben çok sıkıldım ya. Onurcuğum, bu şekilde kapanamaz. Ne şekilde kapanır canım? Abimle konuşup barışacaksın. O şekilde kapanır. Ya barışmak ne? Ben küs değilim ki. Konuşmuyorum sadece. Ama böyle bir şey olabilir mi? Niye olmasın ya? Ya çok basit değil mi? Konuşmak istemiyorum. Ayrıca dünyada kız mı kalmadı da benim eski sevgilimi kovalıyor bu adam? Kimin kimi kovaladığını nereden biliyorsun? Biliyorum canım. Hatta eminim. Eski sevgilinin tarafını mı tutuyorsun şimdi? Ya taraf tutmakla ne alakası var? Ayrıca ona da kızdım ben. Ama biliyorum, suçlu olan Özgür. Kızdın mı? Sen onunla konuşuyor musun? Ne konuşacağım onunla Melis? Alakamız yok ya. Onur, doğru mu söylüyorsun? Aşkım, bir hafta sonra evleniyoruz. Bak nişanlım ne güzel karşımda. Ne yapayım ben eski sevgilime? Ben de öyle düşünüyorum. Ama bak, asla görüşmeni istemiyorum o kızla. Şeytanlık var onda. Aklımı karıştırmasından korkuyorum. Yok artık. Görüşürüz aşkım, ben çıktım. Akşama geç kalma, abimle buluşacağız. Tamam, tamam. Manyak mısın sen asıl? Sen manyak mısın lan? Sen ne yapıyorsun ya? Telefonunu niye açmıyorsun sen? Ya açmayacağım tabii Selim. Telefonunu ne yapayım ben açıp ya? Nerede atamadın sen beni ya? Saçma sapan. Başını yakışıyor. Niye koşuyorsun yoluna gideceğim senin yüzünden bir gün. Evlenmeme bir hafta kaldı kızım benim. Ya etrafımda dolanma diyorum. Sen kapında pus kuruyorsun Deniz. Deli misin sen ya? Şirketime çökmeseydin. Ben mi dedim şirkete çök diye? Çökmek diyor ya. Senin şirketin borç içinde değil mi? He. Teknik olarak o senin de borcun şu an. Evet, teknik olarak o benim salaklığım. Baban geldi rica etti ya. El alemden çocuk peydahlamış, malını mülkünü kaçırıyordu. Hatırın için kabul ettim ve etmeseydim keşke. Hatırım mı? Ne bileyim işte. Başına bir iş gelmesin falan. Öyle. Allah Allah. Yavaş yavaş nefes al. Boğulacaksın. Gelirim kararlı. He? Gelince yemek yiyesim geliyor. Biliyorum. Annemlerle tanışmaya geldiğinde de 8 tane köfte yemiştin. Hayda. Annem bu kız kaz gibi yiyor, sen bunu doyuramazsın demişti. Vay vay, Serpil teyzeye bakar mısın? Görüyor musun? Şimdi ama nasıl mutludur değil mi? İncecik gelini var. Yiyor mu yemek? Neyse. Özür dilerim. Ha? Duymadım. Özür dilerim. Niçin? İlla söyleyeceğiz mi? Şirketini istiyor musun, istemiyor musun Deniz?
Yanlış anladığım için özür dilerim, tamam mı? Özgür'le yattığın için diyecektin herhalde. Yok, öyle bir şey demedim. İşte onu demeni bekliyorum Deniz. Allah Allah! Ne münasebet! 35 yaşında kadınım ben be. Kimseden kimseyle yattığım için özür falan dileyemem. Bir bok da yapamadık, o ayrı. Yaptığınız yapmadığınız beni ilgilendirmiyor. Evet, seni ilgilendirmiyor işte. Ben de onu diyorum. Sana ne ya, sana ne? Sen Melis'le evlenirken gelip özür mü diledin? Özür dilerim Deniz'ciğim, ben Melis'le evleniyorum dedin mi? Dünyada başka adam yokmuş gibi gittin, nişanlımın abisini buldun Deniz ya. Playboy Özgür'ü. Playboy. Bir çıtı açamadı ya, kaçımın Playboy'u. Çıt çıtlı badeni mi giydin? Açılmayalım. Asla açılmayalım. Evet. Şok olmuştur gerizekalı. Şaşırdı. Tekniği vurun. Soldakinden başladıysa sıkışma yapmıştır iyice. Hmm. Neyse hadi gidelim şu notere de bitsin bu iş bugün. Yoksa haftaya Melis'e de ortak olacaksın. Hesap abi. Ne anlama geliyor bu? Hiçbir şey çalınmamış, değil mi? Yok, çalınmadı. Kasayı açamamıştır. Bozuk çünkü. Kapıda da hiçbir zorlama belirtisi yok. Yok yok, anahtarı var zaten. Anahtar verdim ben. Sizin kardeşiniz mi bunu yapan? Üvey kardeşim. Sebep? Ya işte babam Yunanistan'a gidiyor, orada takılıyor. Kadınlar madınlar, çapkınlık falan filan. Annesiyle araları kötüymüş. Yok, hırsızlık için sebebi var mı? Hani sabıkası filan, onu soruyorum. Bilmiyoruz ki. Yeni tanıştık diyorum ya. Abla kardeş, ne güzel kaynaştık, sevişiyoruz. Niye böyle bir şey yapsın, ben anlamıyorum. Dur bakalım, boss bir memur beyefendi bulsun, yakalasın, getirsin. Karşılıklı oturur konuşursunuz. Yani kardeşler arasında olur böyle şeyler. Değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz de. Yani yok, olmaz pek. Annem arıyor. Siz mi haber verdiniz? Efendim anne. Siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Şu an aşırı sakinleştirici etkisi altında. Yani tepki vermemesi normal. Uyuyor farz edin. Ah be Kemal amca. Adam bekarlığını yaşayamadan ne hale geldi? Aşırı mı sakinleştirici? Ne alaka? Niye? Şok mu geçirmiş bu? Ne olmuş yani? He? Meğerse çocuk tekneyi de satmış. Baban anlatırken kalbim kalbim dedi. İşte sonuç bu. Ne satacak tekneyi ya? Boşuna bayılmış. Balığa gitmiştir. Ya bu adam 2 haftadır senin evinde kalmıyor mu? Ne balığı Deniz? Komiser bunlar kesin çete demiş. Böyle çok dolandırıcı varmış. Siz evinizi kurtardığınıza şükredin demiş. Vah vah vah. Bak, duyuyor musun? Anne, bizim suçumuz ha bunlar. Farkındasın değil mi? Çocuk babasız, annesiz, öksüz büyümüş. Ne yapsa haklı. Yani birazcık sorumluluk alalım biz de ailesi olarak. Yalan mı yani? Aşkım, sevgilim. Aile yok. Yani mutlaka bir aile vardır da o aile siz değilsiniz. Ya anlıyorum ben seni, üzgünsün ama ne olur ya Deniz, artık ne olur ya şu kafanın içindeki saksıyı bir çalıştır. Hadi. Adam bizi ayakta sikti diyorum, çok affedersin. Allah kahretsin, yuvamı yıktı. Ya ben sevgili olsaydım bu dolandırıcıyla, ya evlenseydim ne olacaktı? Ne alakası, sizin aranızda bir şey oldu mu ki? Olmadı, ya olsaydı diyorum Deniz. Ya aramızda bir şey olsaydı, ya ben bu adamı sevseydim, güvenseydim, deseydim ki artık ben düzenli bir ilişki yaşamak istiyorum, düzenli bir hayatım olsun, evleneyim deseydim, ne olacaktı? Bak babana, bitkiye döndü. Allah korumuş beni, onu diyorum. Hastaya sadece sakinleştirici yaptık uyuması için. Yani bir iki saat sonra kendine gelecek. Bir şey yok yani. Öyle, tabii. Yok yok, onun bir şeyi yok zaten. Onun bir şeyi yok. Diğer herkes de bir, yani en az hasta olan o. Bak ben öyle söyleyeyim size. En az hasta o yani. Bir kendinize gelin ya. Biri bir şey söylesin yani. Şimdi benim kardeşim yok mu? Yok. Buradan çıkınca babam biraz bende kalsın istersen toparlanana kadar.
Gerek yok. Biz beraber kalabiliriz. Gökhan ne olacak? Gökhan'la ayrıldık. Bu ne hız ya? Onun hızı yüzünden, benim değil. Bir an evvel evlenmek istiyormuş. İyi işte. Boşandın sen, hazır. Evlen. Ben evlenmek istemiyorum. Yani evlenmek şart mı? Biraz takılıp keyfimize baksak olmuyor mu? Vay be. Delirdin de sanki beni taklit ediyor gibisin. Seni taklit etmek için delirmek mi lazım? He, delirmek lazım, evet. Çünkü burnumdan getirdin bana ben gibi olmayı yıllarca. Normal bir hayatın olsun istedim. Bütün anneler ister kızları için bunu. Normal ne ya? Normal. Normal işte. İşi gücü olan, çoluk çocuk sahibi, evli barklı. Senin gibi berduş değil. Bir salamadın anne ya. Bir salamadın ya. Bırak, bırak. Herkes istediği gibi mutlu olsun, yaşasın. Sal gitsin ya. Daha ne salacağım? Evlenmiyorum. Sevgilim var. Hayatımı yaşıyorum. Sen bana benzeyemedin, ben sana benzedim. İyi işte. Ne güzel. Çok kötü sayılmaz. Leyla ablacığım. Kemal abiyim mi? Ah Onurcuğum, hiç sorma. Ne oldu, nasıl oldu? Yanında hemşire var. Ayılmasını bekliyoruz. Birazdan doktor gelecek. Hazırlık Eylül Hanım. Salih Bey. Biz 3 bira bir patates alabilir miyiz? Bira demiyoruz Salih, içecek diyoruz ya. Kaç kere söyleyeceğim? Doğru söyledin. O zaman biz 3 içecek bir de patates alalım. Hemen geliyor. Hay maşallah. Çok acayip kız ya. Vallahi çok acayip. Ne kokuyor ya burası? Böyle yağ, rakı karışık bir şey kokuyor. Eylül, daha fazla patates siparişi getirme olur mu? Bittim. Başka bir şey yesinler. Bir tane daha var. Gece hırsız kovala, sabaha kadar uyuma, akşama kadar patates kızart. Sonra burası ne kokuyor? Elinin kökü kokuyor Eylülcüğüm, elinin kökü. Kürü. Nasıl? Elinin kürü kokuyor. Yine yanlış söyledin, kökü dedin. Elinin körü kokuyor gibi. Yaklaşma. Hayırdır? Hiç. Yani öyle uzaktan konuşalım. Ha, trip yapıyorsun. Anladım. Haklısın, yapabilirsin. Yo, yani trip falan yapmıyorum. Yol konusunda haklıydın, biz sana inanmadık. Olsun, önemli değil. Ha, şimdi önemli değil diyorsun ama sen ömür boyu bunu bizim başımıza kakarsın. Ben daha önce böyle bir şey yaptım mı? Ya dedim mi daha önce böyle bir şey ben? Niye dedim böyle bir şey ben daha önce sana hiç? Hayır, öyle bir şey demedin ama diyebilirsin yani. Sonuç olarak sen de erkeksin yani. Bütün erkekler aynı olduğu için. Yani sonuç olarak sen de aynı şeyi söyleyebilirsin sonra. Güvenmiyorum ben. Hiçbir erkeğe güvenmiyorum. Niye güvenmiyormuşsun? Güvenmiyorum yani, güvenmiyorum. Bunu anlatmak da istemiyorum ama güvenmiyorum. Yani ben bugüne kadar hiçbir erkeğe güvenmedim. Bu yaşıma kadar da ciddi bir ilişkim olmadı. Bundan sonra da ciddi bir ilişki yaşayabileceğimi hiç sanmıyorum. Zor yani. Benim için çok zor. Anlatabiliyor muyum yani? Zor yani, zor. Ilgın, zorsa tamam. Sen bana zor demedin ki. Sen bana bir şey demedin hiç. Yani zorsa, ben zoru bileyim. Tamam, zorsa zor değil. Yani zorsa bana, sana mı zor? Zorsa bana bıraksan. Sen bana zor da ben sana zorun zor olmadığını göstereyim. Tamam, zorsa ben varım Ilgın. Zor olduğunu bileyim, tamam. Ben zorsa hallederim ben. Zorsa ben varım. Yani zorsa hallederim. Patates daha var ha. Tamam. Şişt. İyisin. İçecek patates. Patates, patates, içecek. İçecek patates. Ya bu nedir ya kızlar?
Nasıl oldu bu iş yani? Nasıl geldik bu noktaya? Her şey pavyon gecesi başladı boss. Şimdi baktım bu konsomatrisler her gün geliyor. E içki de içiyorlar. Sonra düşündüm. Dedim ki madem pavyon olabiliyoruz, neden pub olmayalım? Vallahi bir haftada bak kirayı faturaları çıkartmışız. Ya maaş bile alabilirsiniz. Şimdi çok pardon da madem pavyon olabiliyoruz, o zaman pub da oluruz diye bir şey normalde yok. Bunu biliyorsunuz değil mi? Ya merak etmeyin. Ben bütün kanıtları sakladım. Sorarlarsa alkol satmıyoruz diyeceğiz. Ya adam gelince görmeyecek milletin elinde biraları. Ya ben herkesi tembihledim boss. Kimse açık vermeyecek. Kim abi bu herkes? Herkes işte. Bildiğin herkes. Bütün mahalleli burada. Öğrenciler burada. Konslar burada. Kadıköy cemiyeti burada. Zaten Tüpçünoğlu Salih biliyorsun. Öğlen 12'de başlıyoruz boss. Akşam 5'e kadar. Fulüs. Fulüs ha? Helal olsun be. İşte bu. İşte bu. Helal olsun bize. Bonkisiz oğlum biz. Kimiz biz? Bonkisiz biz. Öyle pişiyle menemenle falan. Ha? İstediğimizi yaparız. Bak kaderimizi kendimiz çizdik. Görüyor musunuz? Vallahi bravo. Bir sarılmalı. Allah. Bir sarılmalı. Allah. Ay sizi çok çok seviyorum. Aferin size. Aferin. Hep böyle bir yerim olsun hayal etmiştim biliyor musunuz? Deniz bak bozmak istemiyorum ama teknik olarak böyle bir yer yok. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bir şey soracağım ya. Bu buzdolapların içini kontrol etmişler mi? Şşş, tamam tamam. Hadi tadını çıkarıyoruz. Tadını çıkarın. Merhaba. Şimdi ne yapıyoruz bu? Bilmiyorum, ne bileyim. Sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Buluruz ya bir şey. Buluruz ya. Buluruz ya. Buluruz ya bir şey. Hadi şey. Hadi ben kaçtım. Nereye? Bir arkadaşıma biraz sözüm vardı. Öptüm Bonkis.